Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Biz gidiyoruz. Kedi çocuk, aman diyeyim bak, kendinize çok dikkat edin. Başınıza bir şey gelmesin. Zaten etrafta da kimse yok. Ne yaparım ben? Yardım da çağıramayız. Baykuş kız, endişelenme. Biz süper kahramanız. Bir şey olmaz. Hadi ittir bizi. Bir şey olmaz demeyin işte. Ya bir şey olursa? Tamam, bırakıyorum. Dikkatli bırak bak, içeride balıklar var. Bizi ham yaparlar suya düşersek. Tamam, o zaman yavaşça suya indireceğim sizi. Oo anne, balıkla doluymuş içerisi de. Bırakıyorum, hazır mısınız? Bırak. 3, 2, 1. Oo, korkuyorum kedi çocuk. Olamaz, sürükleniyorlar. Balıklar da etraflarına toplandı. Balıkları görüyor musunuz? Kedi çocuk, ilerliyorsunuz. Başlarına bir şey gelse nasıl yardım edeceğim onlara? Tamam, şuradaki dallardan uzatırım. Kedi çocuk, dal uzatacağım. Nereye gittiniz? O delikten geçerlerse nereye giderler? Eyvah! Buradan dimdirek açık denize gitmiş olmalılar. Peki o deliğin ucu nerede? Olamaz. Ne yapacağım şimdi ben? Hiçbir şey yapamam. Etrafa birazcık bakayım, onları arayayım. İkisi de uçamıyor zaten. İşleri bitti onların. Hemen yardım çağırmalıyım. Aa, kedi çocuk, taşa çarpacağız. Bu hayatımda geçirdiğim en eğlenceli gün. Aa, yavaş yavaş kedi çocuk, burada değişik bir bitki var. Baykuş kız nereye gidiyor? Aa, göle doğru gidiyor. Acaba gölde ne yapacak? Boş ver baykuş kızı, kertenkele çocuk. Çok mızıkçı birisi olmaya başlamış. İnsanı strese sokuyor. Hiç eğlencenin tadını çıkarmayı bilmiyor. Hadi biz ilerlemeye devam edelim. Oh, kedi çocuk, saplandık. Bekle kedi çocuk, ben süper kertenkele gücümle bizi buradan çıkartacağım. Ah. Olamaz, burası bataklıkmış kedi çocuk, yardım et. Dayan kertenkele çocuk, geliyorum. Olamaz, kertenkele çocuk bataklığa saplandı. Olamaz, ben de saplandım kertenkele çocuk, ne yapacağız? Bakın burada kim varmış? Davetsiz misafirler gelmişler. Heh, tanıdık bir yüz görüyorum. Romeo yaşasın. Bataklığa saplandık. Lütfen bizi kurtar. Buranın benim yaptığım büyülü bataklık olduğunu bilmiyor muydunuz yoksa? Suya girmek yasaktır tabelasında mı okumadınız? Evet pijama skiller. Anlaşılan o ki okumamışsınız. Romeo bu bataklığa büyü yaptı. Buraya saplanan herkes, ama herkes. Bize şimdi ne olacak Romeo? Şimdi sarmaşıklar etrafınızı saracak. Ardından da bir şeye dönüştürecek sizi. Ama size sürpriz olsun. Neye dönüşeceğinizi şimdi söylemeyeceğim. Olamaz. Baykuş kız, yardım et bize. Romeo bize tuzak kurdu. Ne? Olamaz. Baykuş kız da mı buralarda? Ay kızı, hemen devriye nöbet tutma yerine git. Tamam Romeo. Baykuş kızı görürsem hemen onu başka yerlere yönlendireceğim. Baykuş kızın burada olduğunu iyi ki söylediniz. Bütün plan riske girecekti az kalsın. Kedi çocuk ve kertenkele çocuğu hiçbir yerde bulamadım. Hey, ay kızı değil mi şu? Gidip ona bir sorayım. Hey, ay kızı. Aa, merhaba baykuş kız. Burada ne arıyorsun? Kedi çocuk ve kertenkele çocuğu arıyorum. Kano yapmak için suya girdiler. Ama bir anda ortalıktan kayboldular. Onları gördüysen lütfen bana haber verir misin? Üzgünüm baykuş kız. Ama ikisini de görmedim. Ayrıca burada kano yapmak çok tehlikeli. Tabelayı görmediniz mi? Yüzmek yasak yazıyor. Gördük ama dinletemedim onlara sözümü. Baykuş kız, sana kötü bir haberim var ama bence onları suyun içinde arama. Çoktan dağların tepesine çıkıp sana mesaj göndermeye çalışıyorlardır. Şu etrafa iyice bir bak. Çünkü kedi çocuk ve kertenkele çocuk yüzme biliyor zaten. Aa doğru. Bu hiç aklıma gelmemişti. Dağların tepesinde arayacağım onları. Teşekkürler ay kızı. Çok iyi yardımda bulundun. Şimdi hangi dağın tepesine çıkmış olabilirler ki? Neyse, iyice yükseğe çıkayım ve etrafa iyice bakayım. Şimdi şu dağın tepesine çıkacağım. Kedi çocuk, kertenkele çocuk, neredesiniz? Aa, durun bir dakika. Buralar bataklık. Baksanıza, ayak izleri var. O, ayağım değdiği anda hemen içine batmaya başladım. Kedi çocuk ve kertenkele çocuk da dağlara çıkarken buraya batmış olmalılar. Dağları değil, bataklıkları aramalıyım. Ay kızı beni yanlış yönlendirdi. Şimdi bütün bataklıklar boyunca kedi çocuk ve kertenkele çocuğu arayacağım. Özellikle ay kızının olduğu yeri. Derken işte oradalar. Hey ay kızı, beni kandırdın. Aa baykuş kız. Romeo, sen de buradasın demek. Al bakalım. Hayır baykuş kız, kurtar beni. Yüzme bilmiyorum. Tamam. O kadar kötü biri değilim senin kadar. Ay kızın yanında dur sen de. Kedi çocuk, kertenkele çocuk, iyi misiniz? Baykuş kız, sarmaşıklar etrafımızı sarıyor. Çabuk kurtar bizi.
Tamam, dayanın. Romeo'nun gemisinde durun birazcık, güneşlenin. Kendinize gelirsiniz. Çocuklar, sizi kaybettim diye çok korktum. Bir daha asla böyle tehlikeli işler yapmayacağız. Kanonuzu da çıkarayım. Nereden çıkacağız? Çıkış yolu burada. Demek ki buradan girmiş olmalısınız. Ben de şu betonun altındaki borudan gittiniz sandım. Bakın, rüzgar kendi kendine kanoyu buraya doğru çekiyor. Demek ki rüzgarın etkisiyle kıyıya vurmuş olmalılar. Şimdi her şeyi anlıyorum. Neyse, kanonuzu uçarak götüreyim en iyisi. Çok rüzgar var. Nereden girmiştik biz? Buradan. Tam sizi buradan bırakmıştım. Kanonuzu buraya koyayım. Birazdan arabayla gelip alırız. Evet arkadaşlar, meğersem kedi çocuk ve kertenkele çocuk tam da Romeo'nun tuzak kurduğu yere saplanmışlar ve bataklığa takılmışlar. O yüzden oradan çıkamayınca da Romeo da bağırmalarına izin vermemiş, yardım çığlığı atmalarına. Böyle şeyler olmuş. Bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Neyse ki kedi çocuğu da kertenkele çocuğu da kurtardım. Bu arada gemiyi de çekeyim de Romeo geri kendine geldiği zaman almasın. Bu geminin tekerlekleri var. Çok iyi bir gemi arkadaşlar. Birazcık çekil kertenkele çocuk. Ucunda da ip var arkadaşlar. Uçan insanlar bile bunu böyle çekebiliyor rahatça. Göle girip birazcık temizleyelim. Bakın kedi çocuğun ayağını görüyor musunuz? Hep çamur olmuş. Kertenkele çocuk da öyle. Şimdi sizi göle doğru götürüyorum. Olamaz. Uçtuğum için gemi yan yattı. Neyse. Önce uçarak gemiyi götüreyim. Gemi bir temizlensin. Tamam. Şu yosunlara bağlayayım ipini. Umarım gemi açığa gitmez. Taş da koyayım ki iyice güvende olsun. Elim de kirlendi. Tamam. Şimdi gidip kedi çocuk ve kertenkele çocuğu getireyim. Kedi çocuk gel. Şimdi sizi yıkayacağız. Geminin yanında yıkayalım ki acil bir durum oldu mu gemiyle hemen müdahale edebiliriz. Tamam. Sen burada kurumayı bekle. Tamam. Sen de geminin üstünde güneşlen. Ben de gölgede oturayım. Çok yoruldum. Evet arkadaşlar, bu videonun sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.